İkinci yüzyıl kehanetlerinde bugün ADD Genel Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt'u ağırlıyoruz. Hoş geldiniz diyerek hemen söze başlayayım. Efendim Çok teşekkür ederim Sayın Bey. bu söyleşi dizinin de benim amacım yüzyılı geride bıraktı Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti. Çok tartışmalı bir dönemde, neden olduğunu da anlatacağım. Çok tartışmalı bir dönemde ikinci yüzyılı konuşalım istiyorum. Çünkü sizin de geçen hafta yaptığınız zannediyorum birkaç gün önceydi bir söyleşiniz var. Onu da dikkatimi çekti. Can Atalay meselesi değil bu mesele dediniz. Türkiye'de bir hukuk sorunu var. Ama ne hikmetse aslında yer yerinden oynar. Normalde oynardı eskiden. Oynaması da gerekir. Çünkü anayasal bir hukuk devleti Türkiye. Fakat hukuk işlemiyor. Can Atalay milletvekili seçilmiş bir isim ve bu hafta sanıyorum yarın öbür gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme belki bugün gruplar olduğu için belki olmayabilir. Gelecek ve bir güya formül bulunmuş milletvekili düşürülecek. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmamalı. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Tek bir örnek verip size tekrar bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. İş Mahkemesi de artık AYM'yi tanımıyor. Şimdi öyle bir şey ki siz tanımazsanız kimse tanımaz gibi bir durumda ortaya çıktı. Yani bu meselenin sadece bir milletvekili meselesi olmadığını da sizin söylediğiniz gibi kanıtlayan bir olay karşımıza çıktı bugün. Şimdi dolayısıyla 100 yıllık gelecek perspektifi koyun isteyeceğim ama önce güncelden başlayalım. Bu sorunun boyutunu zaten çerçevesini çizmiştiniz ama giderek de vahim bir hal alıyor. Sanki normalmiş gibi de ülke yaşamaya devam ediyor. O yüzden size sormak istiyorum. Ne yaşıyoruz, ne görüyorsunuz siz bu ülkede şu anda? Önce Sayın Topçu, değerli izleyicilerinizi saygıyla Hoş selamlıyorum. geldiniz. Böyle bir programa beni konuk ettiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, bakın, yarın 24 Ocak 2024, 31 yıl önce 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu katledildi. 34 yıl önce 31 Ocak 1990'da da benim şu anda koltuğumda oturmakla onurlandığım ulusumuzun ak saçlı bilgesi Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy katledildi. Sevgili Semra Topçu, bu günleri hazırlamak için katledildiler. Yani ben orada o söyleşide bir ödül töreni, bir bana takdim edilen bir ödülün arkasından o söyleşiyi yapmışlardı Anka Ajansı. Orada aslında şunu söyledim. Şimdi hak ihlallerinin, hukuk devletinin ihlallerinin, AKP döneminin hukuk tanımazlığını, AKP döneminin adaletsizliğini konuşurken bunu Can Atalay yahut işte uzun süreli mahkumiyetler üzerinden konuşmak, kişilere indirgemek hiç doğru değil. Bu karşı tarafa şöyle bir olanak veriyor. Aa, Can Atalay zaten terörist, öbürü bilmem ne, şu bu. Hayır, konu o değil. Elbette Can Atalay'ın hak ihlali çok önemli. Elbette diğer tutukluların hak ihlalleri önemli. Bunları yadsımıyorum ama asıl sorun Türk milletinin tam 200 yıl, bütün 18-19. Yüzyıl boyunca 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu denilen devlet döneminde yoksul bırakılmışlığına, cahil bırakılmışlığına, aç bırakılmışlığına, eğitimsiz bırakılmışlığına, ezilmişliğine, etrakı bir idrak denilerek aşağılanmışlığına, cepheden cepheye koşturularak yoksullaştırılmışlığına, konuştuğu dilin alfabesinden yoksun bırakılarak cahilleştirilmişliğine, 200 yıl boyunca uğraşıp üretebildiği reçetenin adıdır laik, sosyal, demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da bu ulus Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalist devrimcilere, Kuvayi Milliyecilere borçlu. Yani bu iş padişaha kalsaydı ne olacağı belliydi. İstanbul'un anahtarını adam altın tepside
İngiliz'e sunmuştu. Gel 15 yıl benim ülkemi yönet demişti. Yani şimdi efendim İstanbul'un fethinin bilmem kaç yüzüncü yılı falan kutlayamayacaktın kardeşim. Kutlayamayacaktın. 1918'de İstanbul işgal edildi. 1923'ün 6 Ekim'inde Mustafa Kemal'in Kemalist devrimcileri, Kuvayi Milliye orduları, Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları İstanbul'u söke söke emperyalizmin elinden alıp özgürleştirmeseydi, sen bugün değil Ayasofya'ya, İstanbul'a bile pasaportla gireceksin. Yani bu o mirası sahiplenmemizi engellemek istiyor 100 yıldır emperyalizm. Bunun tezahürüdür. Belki biraz geri gittim ama buradan görürsek daha doğru. Sevgili Perspektifi çizmeniz sen çok daha doğru. Tabii ki yani o bir sonuçta 100 yıllık da bir karşı devrim sürecinden yıllardır söz edilmişti. Tam da o nokta galiba. aynen. Onun için ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı tanımlamasına şiddetle karşı çıkıyorum. Bu doğru bir şey değil. Yani birinci yüzyıl bitti, hadi ikinciye bakalım. Hayır, birinci yüzyıl bitmedi. Biz birinci yüzyılın bütün tuzaklarını, bütün ihanetlerini, bütün alçaklıklarını, bütün cinayetlerini unutursak eğer, ikinci yüzyıl diye bir yüzyılımız olmayabilir sevgili Semra Topçu. O bakımdan Cumhuriyet devam ediyor. Cumhuriyet'in birinci yüzyılı bitti, ikinci yüzyılına girdik. Aman şu, hayır, hayır. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Şimdi geleceğim bu hukuk sorununa. Dediniz ki en son işte bir iş mahkemesi de Anayasa Mahkeme Mahkemesi kararı kararını tanımadı. Şimdi bu, bakın, sarı öküzü verme hikayesi bu. tanımadı. Sarı öküzü nerede verdik biz? Sarı öküzü ta 1971 12 Mart'ında bu ülkenin namuslu çocukları ipe götürülürken susarak verdik. Deniz gezmişleri, Yusuf Aslanları, Hüseyin İnanları, sokaklarda boğazlanan o bizim can arkadaşlarımızı, kucağımızda katledilen arkadaşlarımızı, İTÜ yurdunun dördüncü katından atılarak öldürülen Vedat Demircioğlu'nu, diğer arkadaşlarımızı, Taylan Özgürleri katlettiklerinde sessiz kalarak ona Mustafa Kemal gibi düşünüp Mustafa Kemal gibi tepki vermeyerek sarı öküzü orada verdik. Arkasından bu 71-12 Mart'ı 1970'lerin başında 12 Mart despotizmi, faşist juntası 1961 anayasasını resmen katletti. O özgürlükçü anayasa 103 maddesi değiştirilerek tanınmaz hale getirildi. O ortamda seri aydın cinayetleri başladı. Hatırlayın lütfen. 1979'da Abdi İpekçi katledildi. 1979 1 Şubat'ı. Yani şurada işte bir ay sonra veya 20 gün sonra onun da katlinin yıl dönümünde anacağız. Şimdi sevgili Semra Topçu, niye katledildi Abdi İpekçi? Neydi Abdi İpekçi? Türk basınının namus seslerinden biriydi. Yani doğruları yazıyordu, doğruları su gösteriyordu. Değil mi? Şimdi ondan sonra bakın 79'da bu cinayet işlendi. Bu 80-12 Eylül'e gelirken, 80-12 Eylül'ünü meşrulaştırmak için günde 20-22 gencimiz katledildi sokaklarda. Kimine ülkücü dediler, kimine devrimci dediler. Ülkücüler, devrimciler aynı merkezden gelen silahlarla silahlandırıldılar ve vuruşturuldular. Ve bu 1980-12 Eylül faşizmini getirdi. Neydi 12 Eylül faşizmi? O zamanki Amerikan başkanına, Jimmy Carter'a, CIA görevlisinin gidip "Our boys have done it, bizim çocuklar yaptı" dediği bir hain darbeydi. Bir alçak darbeydi. Türkiye'nin hukuk devleti yok edildi. Anayasası yok edildi. Yönetime el konuldu. Yok efendim, şu kadar insan ölüyor bugün. Ve Kenan Evren denilen adam bunu sonradan açıkladı. Mayıs için planlamıştık dedi. Halk hazırlansın diye, gündeki o günlük 20 cinayet devam etsin diye bekledik. Eylül'de yaptık dedi. Açık açık söyledi. Peki bu cinayetleri kim işledi? Kim o çocukları sokaklarda vuruşturdu?
Bulgaristan üzerinden gelen aynı silahlar nasıl oldu da bir gün ülkücülerin, bir gün devrimcilerin elindeydi? Bunları Aşama aşama buraya gelişi çok net evet. tarif ediyorsunuz. Bunları konuşmadık hiç. Bunları irdelemedik yeterince. Bunları irdeleyen kimdi? Muammer Aksoy'du. Muammer Aksoy'du. Uğur Mumcu'ydu. Ahmet Taner Kışlalı'ydı. Bahriye Üçok'tu. Turan Dursun'du. Musa Anter'di. Sayısız aydın. Bunlar da 90'lı yıllarda hepsi katledildi. Toplumun duyarlı aydınları, namuslu kalemini satmayan gazetecileri, cesur kanaat önderleri diyorlar şimdi. Toplum önderleri diyorum ben. Yani Kemal Türkler, DİSK Genel Başkanı. Değil mi? Bunların hepsi katledildi. Ve bununla toplum yıldırıldı, susturuldu. Biz hukuk devletini orada kaybettik. Bana söyler misiniz Allah aşkına 34 yıldır, 34 koca yıldır Muammer Aksoy cinayetinin aydınlatılmamasını, 31 yıldır Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılmamasını neyle anlatacağız? Uğur Mumcu öldürüldükten sonra evinde Güldal Mumcu'yu ziyaret eden zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Güldal Hanım'a, ya devlet bunu isterse çözer ama o öyle bir duvar var ki duvardan bir tuğla sökülse duvar çöker dediği lafı nereye koyacağız? Sayın Şimdi Başkan, çok affedersiniz, şunu eklemek istiyorum ben de. Her sene 24 Ocak'ta anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Bunda bir tabii ki anmak mecburiyetindeyiz ve gelecek kuşaklara aktarmak mecburiyetindeyiz bunu, ama burada bir problem var. Yani siz de siyaset dünyasında yer almış bir isimsiniz ve itirazlarınızı gündeme getirmiş bir isimsiniz. Rahatlıkla bu soruya yanıt verebilirsiniz. Tıpkı bu Can Atalay meselesinde olduğu gibi, çok mu kolay kabulleniyor Türkiye siyaseti? Vatandaşın kabullenmediğini düşünüyorum ama önü biraz tıkalı gibi. Burayı da ekleyerek lütfen yanıtlar mısınız? çok haklı bir soru. Çok doğru bir soru. Ben de tam şimdi oraya geliyorum. Yani 31 senedir her 24 Ocak 31 Ocak arası, yani Uğur Mumcu'nun katledildiği 24 Ocak'la Muammer Aksoy'un katlediği 31 Ocak, bunların her ikisi de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucuları, fikir önderleri. Her ikisi de Cumhuriyet Gazetesi yazarları. Tesadüf olabilir mi Allah aşkına? Her bunları anıyoruz. İşte her 6 Ekim'de gidip Bahriye Üçok'u anıyoruz. Her Ahmet Taner Kışlalı'yı anıyoruz. Ahmet Taner Kışlalı'yı anıyoruz. Bahriye Üçok kurucumuz bizim. Ahmet Taner Kışlalı genel başkan yardımcımız. Ben öyle bir derneğin genel başkanı olarak sizinle şu anda konuşuyorum. Halk duyarlı diyorsunuz. Halk duyarlı. Bakın dünyada hiçbir halk kendiliğinden duyarlı falan değildir. Onu harekete geçirecek siyasi önderlik gerek. Ya bana söyler misiniz? 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun gömütüne gidip evinin önüne gidip evinin önündeki yere karanfil bırakanlar 31 Ocak'ta Muammer Aksoy'un gömütüne gidip karanfil bırakıp nutuklar atanlar nasıl oluyor da bana söyler misiniz? Nasıl oluyor da? Nasıl oluyor da tekrar soruyorum. Nasıl oluyor da bilinen eli kanlı katillerle helalleşebiliyorlar? Nasıl oluyor da o eli kanlı katillerin çocuklarıyla bilmem eşleriyle oturup konuşuyorlar? Bu nasıl büyük bir açmaz Türkiye siyasetinin geldiği. Evet. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum buraya. Çünkü bu mücadeleyi oradan da koparmamız mümkün değil diye düşünüyorum. Aldığım nota bakacağım. Geçtiğimiz günlerde bir adliyede Evet. bir isyan tezahürü mü diyelim, ne diyelim, cereyan etti. İnsan dehşete düşüyor hakikaten. Nasıl olabilir? Yaşasın şeriat Şeriat bağırtılarıyla suçlular dolaştılar. altında. Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığınız zaman cemaatlerle, tarikatlarla, sivil toplum kuruluşu diye protokoller imzalanıyor. Bu hilafet çığlıkları, hilafet bayrakları, yok o bayrak değil o başkasıydı falan diye de böyle bir acayip bir şey tartışıyoruz biz. Hani cambaza bak hikayesi gibi bir yanıyla. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle mumla arıyoruz biz. Hani mum ışığında resmen bir karanlığın içerisinde laiklik dozunu arıyoruz bu cumhuriyette diye düşünüyorum. Şimdi bu da bir başka mücadele alanı aslında, ama hepsi birbiriyle iç içe.
Buraya bir şey daha ekleyeceğim, müsaade ederseniz. Şimdi biz bir başka şeyi daha tartışıyoruz. Merkez Bankası Başkanı, bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı ilk kez magazin tarzı haberlere konu oldu. İlk kez böylesi babasıyla beraber Merkez Bankası yönetiyormuş haberlerine konu aldı. Daha önce hep, yani yine eleştirilen bir kurum oldu Merkez Bankası Başkanları, ama hiç bu şekilde eleştirilmedi. Yani daha önceki, kendinden önceki başkanlar. Bunun nedeninin iş dünyası işte yapılandan rahatsızmış. Bilal Erdoğan'ın arkadaşını kovmuştu, öyle olmuşmuş. Başkan yardımcısı onun yerine geçmek istiyormuş da ondan dolayı böyleymiş gibi, böyle acayip dedikodularla tartışılan ve 20 gündür bu hanımefendinin neden Amerika'da olduğunu anlayamadığımız, hangi uçakla Katar'dan falan söz edenler, hangi tür ilişkilerle iç içe olduğunu anlayamadığımız bir başlık var. Ekonomisi çökmüş bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı bu. Hani paralar nereye gitti? Swap anlaşmaları yapılamıyor. Böyle bir boyut. Ekonomiyle bağlantılı son bir not daha vereyim. Bugün Tosuncuk haberi vardı. Tosuncuk artık Tosuncuk değilmiş. Tosuncuk dediğimiz kişi dolandırıcı. Bu ülkede dolandırmak çok kolay. Hani hukukla ekonomi bağı koptuğu için Tosuncuk hepimize ders vermiş adeta. Çok şaşırdım. Oda TV'nin haberi, kendisiyle söyleşi yapmışlar. Diyor ki, Seçil Erzan'ı kurban edip olayı bitirir. Sistemi çok iyi biliyor demek ki, dedim. Şimdi bir yandan da ekonomiye bakıyorsunuz böyle, hukuk sistemine bakıyorsunuz öyle. Biz muhalefeti, yeni bir seçime gidiyoruz. Muhalefeti eleştirirken bizim kimlere oy verdiğimiz, helalleşmeden girdiğiniz için burası da önemli. Bu kaotik yapı bizi nereye götürüyor? Biraz daha uzun vade perspektif bakabilir miyiz lütfen? Yani bu sürdürülebilir mi? Mesela şimdi İstanbul'da Başak Demirtaş aday mı? İşte neyi etkiler? İmamoğlu kazanır mı, kazanamaz mı gibi. DEM Parti, Kürt seçmen kime oy verecek? Ya yani bu ülke o kadar ötekileşmiş ki, Kürtler ayrı bir politika güdüyor ya da başka bir politika peşinde. Bu ülkede İslamcı denilen, tarikatçı denilen yapılar artık ekonomik bir güç olmuş. Onlar ayrı bir yapıda. Ya bu ülke ne oluyor sizce? Bir yandan da dışarıda habire terör saldırısı gençlerimiz yaşamını yitiriyor. Yani siz nereye gidiyor bu ülke? Ne görüyorsunuz? Şimdi eğer sevgili Semra Topçu, bütün bu anlattığın süreç, deminden beri çizdiğin tablo, benim baştan beri çizdiğim haritanın veya tablonun devamı. Şimdi bakın, o kadar farklı şeyler ki, işte adliye koridorlarında şeriat çığlıkları. Bir Allah'ın kulu da çıkıp da "lan kardeşim siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz" demiyor. Böyle servis edildi. İşte Halil Konakçı diye, bilmem ne diye bir takım adamlar her gün televizyonlarda. Mesela dün akşam bir ana akım denilen medyada ya bir saate yakın o Cübbeli Ahmet denilen adamı konuşturdu. Şimdi bakın, bunların hepsi, bak şunu söyleyeyim sevgili Semra Topçu. Emperyalizm devşiremediği, denetimini alamadığı ulus devletleri mikro milliyetçilik, yani etnikçilik ve mezhepçilik, yani dincilik tuzağına çekerek ulusal birlik ve bütünlüğünü ve iç barışını tarumar edip parçalamayı kadim bir strateji olarak sürdürür. 150 yıldır, 200 yıldır böyle. Yani dünyanın fosil yakıt kaynaklarının %70'in üzerinde oturan, bugün sayısı 57 ile ifade edilen, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin tamamının emperyalizmin sömürgesi olması tesadüf olabilir mi? O petrol olmasaydı kimse buraya dönüp bakacak mı? Ya da o yeraltı kaynakları, değerli taşlar olmasaydı Güney Afrika ile kim ilgilenecekti? Elin Hollanda'sı nasıl oluyor da gidip Pretoria yönetimini kurup 150 yıl şeyi yönetiyor, Güney Afrika'yı yönetiyor. Afrika nereye, Hollanda nereye? Biri Baltık Denizi'nde, öbürü Afrika'nın güneyinde. Ne alaka? Alaka bu. Emperyalizm. Bakın, buradaki bu karanlığı yaratan ne Menderes, ne Demirel, ne Özal, ne Erdoğan. Hayır. Onlar
Bir biçimde bu düzenin ürettiği siyasi aktörler asıl ipleri elinde tutan, asıl sahneyi kuran, asıl karagöz perdesinde herkesi oynatan bir arka güç var. Ne o? Emperyalizm. Şimdi bak, senin söylediğine geleceğim. Bu coğrafyada, bizim coğrafyamızda, özellikle bizim ülkemizde ne kadar alfabede harf kalmayan terör örgütü varsa, PKK, PYD, YPG, yok efendim DHKPC, FETÖ, bilmem ne, hepsini say. Koy buraya. Ne kadar tarikat varsa, 400'e yakın tarikat bilmem ne, onları da buraya koy. Hepsinin ipini elinde tutan emperyalizm. Bunların tamamı emperyalizmin etki ajanlarıdır. Kimi terörle bunu yapar, kimi de işte adliye koridorlarında şeriat çağrısı yaparak ya da televizyona çıkardığı din adamı kılıklı bazı adamlarla belden aşağı dini indirip belden aşağıya indirip abuk subuk fetvalarla şey yapar. Ha, şimdi bunu gördüğü için Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Mustafa Kemal onlarca Osmanlı paşasından biriydi, Sevrigil Semrattı olur. Çıktı Samsun'a, işte milletin azim ve kararını harekete geçirdi. 3 yıl, 3 ay, 22 gün, evet savaştı, zaferi kazandı. Tamam, tamam kardeşim. 9 Eylül'de İzmir'e girdi, 11 Ekim'de Mudanya, 24 Temmuz'da Lozan, evet. 24 Temmuz'da geldi, 6 Ekim'de İstanbul kurtuldu. Hani şimdi onun için kutluyorsun İstanbul'un fethini, geri zekalı. Ha? Eğer Mustafa Kemal İstanbul'a girmeseydi ne İstanbul'un fethi kutlayacaktın? Ne Ayasofya'sına 25 euro ödeyip de girecektin? Nerede bilmem ne namazı kılacaktın? Şimdi Mustafa Kemal bunu gördüğü için Mustafa Kemal Paşa'ydı. Sonra Gazi Mustafa Kemal, Mareşal Mustafa Kemal. En sonunda da Atatürk oldu. Neden Atatürk oldu? Çünkü sadece Cumhuriyeti ilan etmekle kalmadı. O Cumhuriyeti ilan ettikten sonra 3 Mart 1924'ten başlayarak 1934 kadına seçme hakkı verilinceye kadar bir dizi onun üzerinde aydınlanma devrimiyle bu topluma çağ atladı. Şimdi o çağ atlamayı geri adım olarak atmaya çalışıyor. Bunun da gene aktörü, gene senaristi, rejisörü emperyalizm. Aktörleri kimler? İşte siyasiler, gazeteciler, din adamı kılıklı etki ajanları, terörist kılıklı adamlar. Şimdi sana geleceğim. Diyorsun ki işte Başak Demirtaş aday olursa ne olur da Kürtler kime oy verir de. Kardeşim bu ülke Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımında birleşemediği için bu noktada. Şunun farkında değiller. Emperyalizm geri verecek, ha bu arkadaşlara bir Kürdistan kuru verecek. Ah ne güzel memleket. Oh ne güzel memleket. Suriye geldi, Suriyeliler geldi Mustafa Kemal'e. Paşam bizim de başımıza düş. Şu Fransız zulmünden kurtulalım. Mustafa Kemal cevap verdi. Uğrunda ölecek, uğrunda ölecek. On binlerce evladınız yoksa bağımsızlık hiçbir devlet tarafından hiçbir devlete ulufe diye verilemez dedi. Gidin kendi örgütlenmenizi yapın. Şimdi sevgili Semra Topçu, Kürtler onu yapacakmış bilmem, ben bunu bilmem. Üniter ulus devlette sorunu olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla sorunu olan, Türk bayrağıyla sorunu olan, İstiklal Marşı'yla sorunu olan ve ulusal bütünlükle, yani bu ulusun bir bütün olduğuyla, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i saymadan, hayır, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkını Türk milleti olarak göremeyenlerle beraber yürünemez. İstediği kadar oyu olsun, fark etmez. Git o zaman AKP'yle ittifak yap kardeşim. Şimdi Git o zaman AKP'yle ittifak. son sorum şu olsun Sayın Bozkurt, bu durumda. Bu biliyorsunuz dün birkaç gündür işte uzaya çıkan Alper Gezavcı'nın söylemi,
İstikbal göklerdedir sözü Gezer Avcı'nın istikbal göklerdedir sözü tartışıldı. Ben dün bir canlı yayın yaptım, orada da kullandım. Yeni Şafak'ın yazarlarından eskiden AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlığını yapmış olan kişi Aydın Ünal, bunun bir ayrımcılık olduğunu ifade etti. %1-2'yi temsil eden bir tartışma falan gibi bir laflar etti. Böyle çok rahatsız olduğunu AKP mahallesinde bazılarının anlamış olduk bu sözlerden. Şimdi burada bile yani bir uzay ki o seçime endekslenmiş bir uzay gündemiydi. Orada bile bu tartışma çıkıyorsa ben şunu merak ediyorum ve son sorum bu olsun. Çözüm nedir bu durumda? Yani biz burada bile uzlaşamamışız Bak, muhalefetiyle, sadece muhalefeti değil iktidarın kendisi uzlaşamazsın. uzlamamış, uzlaşamamış. Neden uzlaşamayacağını söyleyeyim. Japonya 102 milyon dolara Ay'a bir uydu gönderdi. 30 yıl boyunca oradan bulgular gönderiyor, gönderecek. Hindistan 75 milyon dolara uzaya uydusunu gönderdi. Biz de 55 milyon dolar ödedik. Kime ödedik? Elon Musk'a ödedik. Elon Musk'a ödedik. Özel bir şirkete ödedik. Bir turist gönderdi. Şimdi turist ne yaptı giderken? Atatürk'ün istikbal göklerdedir lafını dinledi. Ha, ki ne yaptı? Atatürkçülere bir parmak bal çaldı mı? Çaldı. Sonra ne yaptı? Güzelce ekranların karşısına geçti, bir namaz kıldı. Uzayda kıbleyi nasıl tutturduysa bir güzel namaz kıldı. Sonra Cumhurbaşkanıyla görüştü. Cumhurbaşkanının güzelce propaganda malzemeliğini yaptı. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Uzay ilk Türk astronotu. Lan ne astronot? Hangi astronot kardeşim? 10 günlüğüne uzay seyahatine çıkan 4 tane adam. Bunların hepsine de para ödenmiş. Şimdi yani demeye çalıştığım şey şu. Sevgili, burada halkın farklı düşündüğü müşündüğü yok. Halk her konuda farklı düşünüyor. Halk öyle bir bölündü ki son 70 yılın dinselleştirilmiş eğitimiyle öyle bir kafası bulandırıldı ve son 22 yıllık AKP iktidarı döneminde o kadar ayrıştırıldı, ötekileştirildi, bölündü ki aynı şehit haberine aynı şekilde sevinemez veya üzüle, aynı acıyı paylaşamaz oldu. Aynı başarı haberine sevinemez oldu. Bu nedir? İşte Mustafa Kemal öyle diyor. Bir ulusun diyor iki gücü vardır. Biri silahlı ordusudur. Ama bu silahlı ordu yenilebilir. Hiç önemli değil. Asıl olan ulusal birlik olan iç cephenin bütünlüğüdür. Yani ne İç cephe yapmak lazım? bütünlüğünü, iç cephe, ha, şimdi demek ki Mustafa Kemal gibi düşünmemiz lazım. Ben buradan Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı'na sizin ekranınız vasıtasıyla şunu söyleyeyim. Buradan bir tek çıkış yolumuz var. Sevgili Semra Tokçu. Bu ülkenin bütün siyasetçileri, işte CHP'si, AKP'si, İYİ Partisi, MHP'si, Saadet'i, şusu, busu, ne varsa, ne varsa, ne varsa, şu arkasında bir gramlık destek olmayan, devlet desteği çekilse kıymet harbiyeleri olmayan tarikatlara, cemaatlere hoş görünmekten vazgeçecekler bir. Şeriatçılık, örtülü şeriatçılık yapmaktan, böylelikle laik cumhuriyeti boğazlamaktan vazgeçecekler iki. Çünkü laiklik olmazsa demokrasi olmayacağını artık o kafalarına mutlaka sokacaklar. Üç, bu milleti bölmeyecekler kardeşim. Yani bu milletin Diyarbakır'da yaşayanı da, Hakkari'de yaşayanı da, Edirne'de yaşayanı da, İzmir'de, İstanbul'da, Konya'da yaşayanı da aynı şekilde aziz yurttaşlarıdır. Aziz yurt. Böyle bakılır. Şimdi bak, sevgili Semra Topçu, şununla bitireyim. Mustafa Kemal Atatürk boşuna bir takım laflar etmiş değil. Yani diyor ki İzmir suikastından sonra benim diyor fani vücudumu yok etmekle cumhuriyetin yıkılacağını düşünenler büyük bir hayal içindedir. Cumhuriyet ve onun devrimleri Türk milleti tarafından benimsenmiştir. Bundan sonra diyor kerameti kendinden menkul hiçbir şeyhin yol göstericiliğine ihtiyaç duymayacaktır bu toprağın insanları diyor. Dönün bakın.
Peki şimdi siz nereye getirdiniz? Nereye getirdiniz? Bakın Fethullah Gülen denilen adama tam 13 yıl devletin bütün kadrolarını açtılar. Hoca efendi, hoca efendi aman etme gitme biz ettik sen etme sen gel ne olur bitsin bu hasret. Salya sümük zırlaya zırlaya davet ettiler. Adam 2016 yılının 15 Temmuz'unda darbe yapmaya kalktı. Çektiler arkasından devlet desteğini. Bu herif FETÖ'dür, terör örgüttür dediler. Ve arkasında bir tane takip eden kalmadı. Kaldı mı şimdi bir tane FETÖ'cü? Hani bu adam dünyanın en büyük kanaat önderiydi. O Bekir Bozdağ parlamento kürsüsünden Türk milletinin yetiştirdiği en büyük değerdir diyordu. Tayyip Erdoğan efendim Türkçe olimpiyatlarında kürsüye çıkıp hocam dön artık bitsin bu hasret istiyoruz diyordu. Ne oldu? Ne oldu? Arkasında devlet desteği olmayan hiçbir bak sevgili Semra Topçu hiçbir tarikat cemaat hiçbir terör örgütü devlet desteğinden kastım yanlış anlaşılmasın. Devlet bizim değerimizdir. O devleti yöneten akıl fukaralarının desteği olmasa hiçbir terör örgütü hiçbir bu destek nasıldır? İlle gidip para vererek olmaz. İşte ülkeyi ulusu bölerek olur. Destek olur. İşte ulusun aynı acıları, aynı sevinçleri paylaşamamasına neden olmak da olur. İşte budur. Budur. Budur sevgili Zemra Topçu. Onun için buradan nasıl çıkacağız? Buradan Atatürk gibi düşüneceğiz. Kesinlikle Atatürk'ün yoluna gireceğiz. Akıl ve bilim yolundan yürüyeceğiz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak cehalettir, delalettir, gaflettir diyor Atatürk. Çok net. Hayatta ya o kadar net söylüyor ki en hakiki tarikat medeniyedir diyor. Evet. Medeniyetin istediğini yapmak insan olmak için kafidir diyor. Ya Allah aşkına cehennemde yanmaz terlik satan, 6 yaşında çocuktan huylanan, gidip anasının dizinden bilmem ne yapan sapıklarla bu güzelim dini nasıl tarif edersiniz ya? Ya vallahi Allah'a bühtandır. Bak Allah'a bühtandır sevgili Semra Topçu. İslam dini eğer Ayasofya minberine çıkıp o İstanbul'un kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'e kafir demekse İslam dini eğer ekran ekran dolaşıp laik cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine küfretmekse İslam dini eğer anasının bacağından 6 yaşında kızdan bilmem kundaktaki bebeden hallenmekse öyle bir dini Allah indirmiş olamaz. Bu ahlaksızlar üretti bu dini. Ve şimdi bunu sayfa sayfa millete satıyorlar. İnan bana. Yani Orta Çağ Engizisyon papazlarının cennetten saptıkları tapular gibi ya düşünebiliyor musun? Menzilin bilmem ne şeyhi ölüyor. Üç oğlu aralarında bölüşemiyor. Ha, üç tane cemaat kuruluyor. Oradan da duyuru yapıyorlar. Eski tövbeler geçersiz, gelin tövbeleri yenileyin. Ya arkadaş, yani sen İslam Karanlık. dinini binlerce yıl öncenin Hristiyan dininden bile daha berbat bir duruma nasıl sokarsın? Dolayısıyla Atatürk gibi düşüneceğiz. Atatürk gibi yapacağız. Ama öncelikle iç barışımızı ve iç cephe birliğini sağlayacağız. Bunu sağlayamazsak sevgili Semra Topçu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı inanın bana söyleniyor ya, onun için karşı çıkıyorum o ikinci yüzyıl lafına. Hayır. Yani şeye de şiddetle karşı çıkıyorum. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet demokrasinin kendisidir zaten. Evet. Demokrasiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Ne diyorsunuz siz demokrasi diye? Eğer sizin ülkeniz laik değilse nasıl demokrasi olacak? Nasıl demokrasi olacak? Semra Top söyle bana. Laik olmayan bir toplumda fikir özgürlüğü olabilir mi? Düşünce özgürlüğü olabilir mi? Sence?
Hüsnü Bey, biraz önce bir videoyu izledik hep beraber. Anıtkabir dolup taşıyor haberleri her zaman dikkat çekicidir. Böyle milli bayramlarda ya da Atatürk'ü anma gününde. Bu video 10 Kasım'dan, bu senenin 10 Kasım'ından bir video. Gençler oraya gittiklerinde farklı duygular yaşıyorlar ve o duyguları da gözümüze bize anlatıyorlar. Gözümüze sokuyorlar bir nevi. Biraz kaba bir tabir oldu, affedin beni, ama yani gerçekten böyle biraz öfkeyle de söylenmiş bir laf bu. Sizin de anlatmaya çalıştığınız aslında kılavuz belli, benim anladığım. Kılavuzluk Tam ediyor olarak bu. kurucusu bize hala diye düşünüyorum. Onun için sözü toparlarken isterseniz biraz daha buradan gençler ülkeyi terk ediyor. Gençler işte meslek sahibi olanlar gidiyor, iş bulamayanlar işte nepotizm, iktidar yanlısı olmak zorunda kalıyor falan. O karmaşanın içerisine yine de çok netler galiba, ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Bakın bir grup genç de bir aydır Çağlayan Adliyesi önünde gecenin 23'ünde bu soğukta adalet nöbet tutuyor. Aynı şekilde az önce gösterdiğiniz 10 Kasım'daki bu video kesiti. Bakın sevgili Semra Topçu, ebedi istirahatgahına tevdi edildikten yani fani hayatı sonlandıktan 85 yıl sonra sadece bir günde 1 milyon 200 bin yurttaşının gömütünde ziyaret ettiği bir başka dünya insanı yok. Lideri demiyorum, dünya insanı yok. Yani 85 yıl sonra biz annemizin, babamızın mezarını bile belki unutabiliriz, gitmeyebiliriz ya da yılda bir defa gidebiliriz. Ama Anıtkabir normal günlerde bile binlerce insanı ziyaretgahı. Bu ziyaretgah böyle puta tapma şu bu falan değil. İnsanlar Atatürk'ün kendilerine ne büyük bir değer verdiğinin farkında. Bir de siyasetçiler fark etse hiçbir sorunumuz kalmayacak. Şimdi gençler orada Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyor. Ne diyor gençliğe hitap eden Atatürk? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Yani korumak ve savunmaktır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yani varlığının ve geleceğinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi yani gelecekte de seni bu hazineden geçmişte olduğu gibi mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların, düşmanların olacak. Bir gün diyor İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen içinde bulunacağın vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Tam da o noktadaysın. Ya bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanları. Bitirirken ne diyor Atatürk? Sayıyor, sayıyor, sayıyor. İşte bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş, millet fakr ve zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta ihanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kendi şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevdit edebilirler. İşte diyor ey Türk istikbalinin evladı kime sesleniyor sevgili Semra Topçu? Sana sesleniyor, bana sesleniyor. Anıtkabir'deki o gençlere yani tarih boyunca gelecekte de bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkese Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletine sesleniyor. Hiç ayırmadan Diyarbakır'dakine, Hakkari'dekine, Muş'takine, Van'dakine, Trabzon'dakine, Rize'dekine, Konya'dakine, efendim Niğde'dekine, Edirne'dekine, Kırklareli'ndekine, Muğla'dakine, İzmir'dekine, Akdeniz'dekine, Karadeniz'de herkese sesleniyor. Ne diyor? Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Şimdi sevgili Semra Topçu, gençler bunu okuyor ya. Gençler farkında kardeşim. Çağlayan Adliyesi önünde adalet arayan gençler farkında. Farkında. Bakın bu ülkenin Boğaziçi'li gençleri olayın farkında, Ottü'lü gençleri farkında. Yahu son 20 yıl içinde bunların profesör, doçent yaptığı adamlara bir bak Allah aşkına. Yani akademiyi mahvettiler. İş dünyasını mahvettiler. Eğitimi yok ettiler. Çocuklarımız 40 matematik sorusundan 7'sini, 20 fen sorusundan 2'sini çözebiliyor.
Türkçe okuduğunu anlamada bizim çocuklarımız 72 ülke arasında 54. sırada. Bu bir vehamet, bu bir çöküş, bu bir çürüme. Bunu Yani görmek gerek. müsaade Onun için ederken de çözümü kendimizde arayalım. Zaten aynen rotamız. öyle. Yani bakın, hepimiz bir Atatürk olmak zorundayız. Atatürk 85 yıl önce, 86 yıl önce vefat etti. Atatürk bir daha gelmeyecek. Ama Atatürk ne diyor? Beni görmek demek, beni görmek demek değildir. Benim fikirlerimi anlıyorsanız, düşüncelerimi benimsiyorsanız beni görmüşsünüz, anlamışsınız demektir. Evet. Yani bizim Atatürk'ü anmaya değil, anlamaya ihtiyacımız var. Onun için diyorum, Atatürk gibi düşünmeliyiz hepimiz. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden söylüyorum. Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün kıymetini bilin Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yoksa bu coğrafyada bütün kalamayız. Siz de o koltukta devam edemezsiniz. Bu ülkeye şeriat gelirse ya da emperyalizm bu ülkede isteklerine kavuşursa, inan bana, bu ülkenin ne siyasetini susumusu kalmaz. Emperyalizmin hedefi bu. Mikro milliyetçilik ve mezhepçilikle iç barışı tarumar etmek, milli birlik ve beraberliği yok etmek, böylelikle ülkeyi önce siyasetsiz, sonra devletsiz, sonra vatansız bırakmak. 100 yıl önce bunu yaptılar. 1918 Mondros'tan sonra siyaset tarumar oldu. Arkasından biz devletsiz Sadece tekrar kaldık. diyorsunuz. Arkasından da vatansız kalıyorduk. Yani şu millet içinden bir Mustafa Kemal çıkarıp Samsun'a göndermese, oradan onun peşine düşüp 3 yıl 3 ay 22 gün savaşmasa bugün bir vatanımız olmayacaktı. Ya bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla sevgili Semra Topçu, gidip de dünyadaki izinlerden izin beğenmemize gerek yok. Kendi elimizde altın bir reçete var. Adı Kemalizm. Adı Atatürkçü düşünce sistemi. Buna uymamız yeterli. Ciddi söylüyorum. Buna uymamız yeterli. Yer çekimi kanunu dünya olduğundan beri var kardeşim. Yani çağlar değişti diye yer çekimi kanunu mu değişiyor? Yani bizim Alper Gezer Avcı namazı bitiriyor, hop yukarı yükseliyor. Ulan bıraktığı mikrofon aşağı düşüyor. Nasıl oluyor bu ya? Alper Gezer Avcı 85-90 kilo, mikrofon 1 kilo. Nasıl oluyor? 1 kilo yer çekimi mi var orada? Ya arkadaşlar, bir gördüklerimizi anlamaya çalışalım lütfen. Bir gün kalkıyor, istikbal göklerdedir diyen Atatürk'ün izindeyim diyor. Ertesi gün kalkıyor, vay efendim şöyle oldu, böyle gitti bilmem ne. Yani burada Allah aşkına bu mesajları alalım, doğru alalım. Ha, Atatürk'ü de an, namazını da kıl. Hiçbir itiraz yok. Ama Allah aşkına bunları şova döndürmeyin ya. Şova döndürme kardeşim. Bittiğin, Allah aşkına bir kapsüle bindin, uzaya çıktın. Astronot falan değilsin. Ay'a, hani biz 2023'te Ay'a serpiliş yapıyorduk. Ne oldu? Ha, uzaya adam gönderdik. Şimdi onun avının bakalım. Ay'a serpiliş. Yani 1930'da dünyada uçak üretip ihraç eden 5 ülkeden biri olan Türkiye, 1960'ta kendi olanaklarıyla sıfırdan otomobil imal eden Türkiye, devrim oldu. Şimdi kalkıp da oradan buradan toplama TOGG'la, yok efendim uzaya bir tane yolcu göndermekle nasıl övünür durumda olabilir ya? Maalesef seçim gündeminde popülist hikayeler kullanılıyor galiba Öyle, öyle, anladığım öyle kadarıyla. maalesef öyle. Tarih dersi Ben gibi olan. halkımızı katiyen umutsuz olmamaya çağırıyorum. Asla umutsuz olmayacak. Çünkü öyle bir milletiz ki biz, öyle bir milletiz ki sevgili Semra Topçu, bütün uygarlıklar bu coğrafyadan çıktı. Biz 20 bin yıllık, 20 bin yıla tarihlenen Hatuşa'nın, 12 bin yıla tarihlenen Göbekli Tepe'nin, 9600 yıla tarihlenen Çatalhöyük'ün, Urartuların, Frigyalıların, Lidyalıların, Troyalıların, Anadolu Selçukluların, Büyük Selçukluların, Osmanlıların torunlarıyız ya. Bu coğrafyada bu kadar köklü kültürü olan bir ulus. Bakın dünyada Dediği pek yerden çok başlatıyor zaten bu topraklarda insan kesinlikle, kesinlikle alıyor. ben hiç umutsuz değilim ama yol bellidir. Yol Atatürk'ün akıl ve bilim yoludur. İdeoloji bellidir. Kemalizmdir, Atatürkçü düşünce sistemidir. Bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz.
Sağ olun Sayın Çok Bozkurt. teşekkür Arkadaşlık ederim. oldu bu kez yayınımız. Sağ olun efendim. İzleyenlerimiz de ilgi gösterecektir bu denece. Şöyle ki insanlar özellikle gençler senaryo zannediyorlar. Yazılan hiç izlenir roman zannediyorlar. Bunların hepsi oldu. Sizin anlattığınız her şey gerçek. Bu bizim kılavuzumuz olsun diyorum ben de. O kılavuzu başka yerde aramayalım. Yine gücü kendi içimizde bulalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.